Bitlis'te de programından merhabalar size değerli izleyenler. Sizlerle beraber adaylarımızı tanımaya devam ediyoruz. Hükümet kanadından, AK Parti'den ikinci sırada Vahit Kiler Bey'i konuk ettik bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı geceler. Teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah daha iyi olacağız. Yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Evet. Evet, başlattık inşallah. Hayırlısı olsun efendim. Amin. Yeni seçmenlerimiz var. Sayısını bilmiyorum. Ama oldukça yüksek, 18 yaşını doldurmuş, oy kullanmaya hak sahibi olan gençlerimiz var. Bizler sizleri tanıyoruz. 3 dönem vekillik yaptınız. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi temsil ettiniz. Geçmişiniz geleceğinize referansıdır. En iyi şahidi benim bunun. İstiyorum yeni nesil tanısın size efendim. Vahit Kiler kimdir? Tabii kendimizi aslında şahsımızı değil de yapılanlarla tanısak daha iyi olur. Ben inanıyorum ki Bitlis'te doğmuş, bugün yaşayan herkes 2002'den bu yana bizim yaptığımız hizmetlerle bizi muhakkak tanımıştır. Tanımayan duymuştur. Bizi görmeyen ismimizi duymuştur. Ama çok kısa da olsa tabii tanıtmakta fayda var. Ben işte 66'da Bitlis'te doğdum. İlk orta lise okuduktan sonra mecburi şartlardan İstanbul'a geçirtmiş. 4 çocuklu bir ailenin ferdi, ticaretle uğraşan, bakkal dükkanıyla başlayıp süpermarket, hipermarket, daha sonra farklı iş alanlarına yönelen bir aileden gelen Bitlis'te bir bireyim. Şahsım o. Faydanız çok dokundu Bitlis'e. Bitlis'in rahvaya taşınmasındaki en büyük emek sahibi sizsiniz. Şahsen inanıyorum. Efendim, seçimler erken alındı bildiğiniz gibi. 24 Haziran'da vatandaş sandığa gidecek. Neden AK Parti desin vatandaş? Niçin AK Parti? Neden AK Parti? Evet, çok güzel bir soru. Tabii seçimlerin erken alınmasındaki sebep aslında AK Parti'den kaynaklanan bir sebep değil. Seçimlerin erken alınmasını muhalefet ısrarla dile getirdi. Bu artık bir diş macununa benziyor. Çıktığı zaman tekrar tüpüne girmediği gibi seçimde konuşulmaya başladığı anda artık onun geri dönüşü yok. Muhakkak seçimi yapmak lazım çünkü ekonomi anlamında, Türkiye'ye yatırım anlamında, kendi iş piyasadaki hem yerel piyasa, dengeler, ekonomik denge, yurt dışı yatırımlar, döviz, hepsi birbiriyle paralel gidiyor bunların. Yatırımcı o anlamda ürktüğü anda yatırımcı kaçabiliyor, para çıkışı olabiliyor. İstikrar eğer bozulmaya giderse bu anlamda tamamen ekonomi bozuluyor. Dolayısıyla bu konuşulmaya başladığı anda en doğrusu oldu bu. Yani genel başkanımız, cumhurbaşkanımız aslında en doğrusunu yaptı. AK Parti de hazırdı tabii ki buna. Ya hazır olsun veya olmasın. Ülkeye eğer mesele ülke ise gelsin teferruat dedi. Hodri meydansa al dedi Hodri meydan. Onlara kapı oradaysa tabii yani seçmen kararını versin. Seçim kararı alındı. Tabii niye AK Parti dediğin zaman şimdi 2002'ye kadar tabii AK Parti yoktu. Ama Bitlis ili vardı. Bitlis ilinde yine 330 bin kişi insan yaşıyordu. Ama 2002 yılına kadar geçen yaklaşık Cumhuriyet kurulduğundan 80 yıl boyunca Bitlis'e gelen yatırımlar belliydi. Yani Bitlis'te tabii 16 yıl olmuş. AK Parti geldiğinde 2 yaşında olan çocuk şu an 18 yaşında oy kullanacak. Genç oldu bugün. 2 yaşındaki, 3 yaşındaki, 5 yaşındakiler bugün oy kullanacak. Veya şu an yeni doğanlar oy kullanmayacak ama Bitlis'in geçmişini bilmiyorlar. Yani ben geçen salonda da çok ufak bahsettim. Ben 2002'de Bitlis'e aday olarak geldiğim zaman her gittiğim yerde soruyordum. Kendim anket yapıyordum. Her ev toplanın. Bizden ne istiyorsunuz? Biz eğer iktidar olursak, ben milletvekili olursam benden ne istiyorsunuz? %70 bakın bu çok sağlam bir anket. %70 biz sağlıkta bize doktor gönderin. Bize doktor gönderin başka bir şey istemiyoruz. Daha sonra eğitimli, öğretmen gönderin, okul yapın, hastane yapın. Sağlık ikinci sırada eğitim, üçüncü sırada işsizlikti. Bize iş bulun. Üçüncü sırada işsizlikti. Son sırada. Niye öyleydi peki? Çünkü ben kendim de şahit oldum. Hastaneye gittik. O günkü Bitlis Hastanesi'nde 2 tane uzman hekim vardı. 2002, 3 Kasım, 2 Kasım günü pardon.
2 Kasım günü, 2002'nin 2 Kasım günü Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki uzman sayısı 2'ydi. Ama hastanede uzman yoktu. Kadrosu vardı, bu uzmanlar hastanede değildi. Bir iğne yapacak doktor yoktu. Hemşireye iğne yaptıramadık. Hastamızı Van'a sevk ettiler. Birçoğu yolda, ambulanslarda evet. Vefat. Ben bunu yaşadım. Şu anki gençlerimiz bunu bilmiyor ama ben bunu yaşadım hastanede. Götürdük, ayağı kırılan bayanı götürdük. Sevk ettiler. Tamam dedik, ya yok, sevk ettiler. Ambulansa koyun götürelim. Ambulansımız yok dediler. İki tane ambulansımız var. Biri arızalı, biri de dışarıda. Ambulans yok, nasıl götürürseniz götürün. Arabamızı attık, kadıncağızı inliye inliye. Orada acı çeke çeke Van'a gönderdik. Bunları Bitlis'te çekti. Yolda annesini kaybetti insanlar. Yolda evladını kaybetti. Yolda babasını kaybetti. Kardeşini kaybetti. Van yolunda kaybetti. Diyarbakır yolunda kaybetti. Bu sadece sağlıktaki yaşadıklarımız. Ve bunu da bir gün yaşamadılar. Yıllarca yaşadılar. Yıllarca yaşandı. Bu acıyı biz yıllarca yaşadık. Ben Bitlis'te yaşadığım zaman ben 17 yaşında ayrıldım. Biz bir adına İstanbul'da kendimizi bulmadık. Şu an Bitlis'te yaşayan insanlar 2002 öncesindekiler kim ne yaşamışsa biz en ağırını yaşadık. 4 çocuklu bir aile. Sadece baba tek elde işçi olarak çalışıyor. 4 çocuğu okutuyor. Ev bakıyor. Düşünün işte onunla ne kadar yaşarsınız? Bunların hepsini yaşamışım ben biliyorum. Ben babamın cebinde ekmek alacak, ekmek almak için gönderecekti beni. Ekmek alacak parası olmadığını biliyorum. Olmadığı günleri biliyorum. Kumbarayı kırmış, içinden para çıkarmış, bana verip ben gidip ekmek almışım. Yani yokluğu en derinden yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Sağlıktaki sıkıntıları en derinden yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Onun için o dertleri bildiğimiz için sağladık zaten. Ve aynısı eğitimde. 2002'de geldiğimiz zaman eğitim 79. sıradaydı Bitlis'in eğitimi. Bitmişti yani. Biz sağlıktaki o sıkıntıyı görünce tabii sağlığa sarıldık. Allah'a milyonlarca şükürler olsun. O bıraktığımız, devraldığımız zaman 2 tane uzman kadrosu olan, kendisi olmayan hastanede ben bıraktığım zaman 72 tane uzman hekim vardı. 3 sene önce 2015'te ben 3 tane milletvekilliği yaptım. Devrettiğim zaman milletvekilliğini 72 tane uzman hekim vardı. Her branştan 2 tane, 3 tane, 5 tane uzman hekim olan vardı. 5 tane dahiliye doktoru vardı mesela. Bir dahiliye doktoru göndermek için o da ben 2002'de çok iyi hatırlıyorum. Başbakan'a gidip sistem ederek bir dahiliye doktoru anca gönderebildim. Bunlar öyle kolay olmadı. Gece gündüz takip ettik. Kapılarında yattık. Bakanlıkta gittik kavga ettik. Müsteşarla kavga ettik. Gerekirse kapılarına vurduk. Kavgayla, gürültüyle Pataküt'e buraya şey gönderdik. Eğitimde aynısı oldu. Eğitimde yani sadece tabii doktor göndermedik. Bugün Türkiye'deki en fazla nüfusa göre en fazla ambulans Bitlis'te. Bunu iddialı söylüyorum. En fazla ambulans Bitlis'te. Hava ambulansı var. Hepsi var. Bütün hava şartlarına uygun ambulanslar. Daha evvelsi gün bir hasta vardı Tatvan'da. Biz ambulans uçakla Ankara'ya gönderdik yine. Aradık, yardımcı olduk, götürdüler. Yani bu tabii çok uzatılabilir. Yani sabaha kadar anlatsam ben Bitlis'te yapılan çalışmaları nasıl yapmışız, neler çekmişiz. İnan sabaha kadar konuşurum. Ama tabii zamanımız yok. İnsanları da yormamıza gerek yok. Eğitimde aynı durum vardı elhamdülillah. Hem fiziki mekan olarak sağlıkta geliştik. Hem kalite olarak geliştik. Eğitimdeki öğretmen sayısı arttı. Teknolojik anlamda geliştik. Her anlamda geliştik. Ne oldu bunun sonucu? Biz 2 yıl üst üste Türkiye birincisi olduk. Ve Türkçe'de birinci olduk. Çok enteresandır. Bitlis'te nedir Bitlis? Türk şehridir. Arap, Zaza. Kürt halkının çoğunlukta olduğu bir şehirde Türkçe'de Türkiye birincisi olduk. Türkiye'ye ders verdik. Tamam. Dolayısıyla elhamdülillah yani bunları biz tabii çalışarak, koşturarak oldu. Ulaşımda yani 2002'den 2015'e kadar gelinen noktada Bitlis'te geçmiş 80 yılda yapılmayanı, 80 yılda çok iddialı söylüyorum. Biz 13 senede yaptık 2015'e kadar. Bazısı 80 yılda yapılanın bazısının 2 katını yaptık. Mesela ulaşımda 2 katını, 3 katını yaptık bölünmüş yollarda. Şu an Türkiye'deki geçmişte batıyla kıyaslandığı zaman Türkiye çok gerilerdeyken ulaşımda şimdi Türkiye standartlarının çok üstünde bizim ulaşım yollarımız var. Bütün yollarımız şu an duble ve sıcak asfalt. Elhamdülillah. Dolayısıyla niye AK Parti dediğin zaman o kadar çok sebep var ki ben sana binlerce sebep sayarım. Binlerce. İnsanların referansı nedir? Ben senin neyine göre karar vereceğim?
Boyuna posuna göre mi? Saçının şekline göre mi? Gözünün rengine göre mi karar vereceğim? Hayır. İnsanların bu anlamdaki neyle karar verir? Geçmişteki yaptıkları, gelecekte yapacaklarının referansıdır. Eğer biz 13 sene Bitlis'e hizmet etmiş, bir şeyler başarmış, insanları rahatlatmış, insanların sorunu gidermişsek, demek ki bundan sonraki süreçte yine biz yapacağız. Yine yapacaksa AK Parti yapacak. Bir şeyi, sağlıkta gelmişken bir şeyi söylemek istiyorum. Belki sorarsın ama, evet gün salonda da dün müydü? Çok yoğun çalışıyoruz. Müjdeye gelecek. Müjdeden ziyade, mesela sağlıkla ilgili bahsedeyim. Benim hayalimdi, Rahva'da bir bölge hastanesi yapmak. Yani biz sağlıktaki yaptıklarımızı bir bölge hastanesiyle taçlandıracaktık. Benim bütün hayalim oydu. Ya yaptık, her ilçeye hastane yaptık. Bitlis'e yaptık, bir tane yaptık, iki tane yaptık, Ahlat'a yaptık, hepsine yaptık hastane. Ama bir bölge hastanesiyle yaptıklarımızı taşlandıralım. Bizim bu şeyimiz olsun bizim, jübilemiz olsun dedik. Ve elhamdülillah Allah razı nasip etti. Yaptık. Tabii bunu yaparken Rahva'ya bölge hastanesiydi. Tatman hastanesi olarak yapmamıştık ilk başlıklarındaki. Ama tabii bu, onu yaptıktan sonra biz Tatman'daki hastanenin birini kapatıp birini devam ettirecektik. Ve bakanlıkla ben öyle anlaşmıştım. Onlar ısrarla hayır ikisini de kapatalım demiş. Hayır dedim olmaz. Yani Tatman, bir konu Tatman'ı hastanesiz bırakamayız. Biz Tatman'da muhakkak en az 100 yataklı bir hastane bırakacağız. Acil durumlarda Tatman'daki insanlar burayı kullanacak. Ama diğer taraftan bölge hastanesine de çok daha önemli hastalar gidecek. Ufak bir poliklinik için, baş ağrısı için, muayene için insanlar Tatman'dan ta gidip Rahva'ya gitmesinler. Bütün hesabımız buydu. Ama ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. 2015'ten sonra, 2015-2018 arası benim olmayışım, benim mecliste olmamamdan, bakanlıkla o iletişim kesilince, bakanlığın da işine geldi, her iki hastaneyi de kapattılar. Ve Tatman hastanesiz kaldı. Orayı da Tatman Hastanesi olarak belirlediler. Biz orayı Tatman Hastanesi olarak değil, bölge hastanesi olarak düşündük. Tatman'ın hastanesi yine kalacaktı. O ortak mal olacaktı. Ne Bitlis Hastanesi, ne Tatman, ne öbürü. Toplam bölgenin hastanesi olarak orayı dizayn edecektik ve orayı bir tıp fakültesiyle taşlandırıp üniversite hastanesi yapacaktık. Bütün amacım benim oydu. Ama inşallah biz yine aynı o düşüncemizi, özellikle tıp fakültesinden bir üniversite hastanesi olarak onu yine koşturacağız, devam ettireceğiz. Ama Tatman'la ilgili şunu söyleyeyim. Ben bugün esnaf gezerken de çok üzüldüm. Yani Bitlis'in Tatman'ı hayal etmediği bir 5 yıldızlı hastane yapmışız. Giden insanlar hayran kalacağı bir hastane yapmışız. Ve gezdiğin zaman da bir yandan o yatırımı yapacaksın. Bir yandan gezdiğin zaman da kimse Allah razı olsun demeyecek, tepki gösterecek. Aslında tepkinin nedeni efendim şuydu. Böyle bir şey hiç olabilir mi, kabul edilebilir mi? Ama işte o hastaneyi almaları tepkiye ulaşmış. Ben bunu duyunca, aday olduktan sonra ya böyle bir durum var, insanlarda böyle bir sezleniş var, bir kırılma var. Ben hemen gelmeden bir gün önce, yani cumartesi, cuma günü gece saat 11 falandı. Sağlık Bakanımız müsteşarını aradım, dedim bak böyle bir durum var. Ben gidiyorum bir işte çalışmaya, ben oradayken bir hastane açmamız lazım. Bu insanları orada mağdur etmeyeceğiz. Biz orada bir ay çalışacağız. Bu bir ay içinde biz orayı nasıl açacağız? Bina var mı dedi orada. Hazır bina var mı dedim. Hazır boşalttığımız bina var. Ben hemen pazartesi ekibi gönderiyorum. İnşallah biz bir ay içinde, en geç iki ay içinde o hastaneyi faal hale getiririz. 100 yataklı. Onun 100 yataklı bir hastane olacak inşallah ve Tatman'ın tamamına hizmet edecek. Yani daha biz milletvekili seçilmeden inşallah hizmetlerimiz başlamış olur. Evet. Çok sağ olun. Özellikle ben çok teşekkür ediyorum hastane konusunda. Gerçekten evet. Ben de bir Tatmanlıyım. Burada yaşıyorum. Olması gereken bu. Çok sağ olun. Efendim, öğlen namazından sabah namazına kadar durmadan çalışıyorsunuz. Evet. Bütün vekil arkadaşlarınızla beraber çalışıyorsunuz. Halkın sizden talepleri neler oldu, neler istediler? Ya tabii şimdi talepler dönemsel olarak değişiyor. İlk başta girerken ne dedim? 2002'de bizden istenenler yine Bitlis'teydik. Talepler neydi? Birinci sırada sağlıktı. İkinci sırada eğitimdi. Üçüncü sırada işsizlikti. İşti. İnsanların eğer daha fazla bir önem arz eden sorunu varken diğerleri geride kalıyor. Ama şu anda birinci sırada ne var? İş var. Sağlıktaki şu andaki problem, ben 2015'ten önce bir anket yapmıştım.
sağlıktaki problem o %70 olan, bu anketimizde %70 çıkan problem %1'di. Bak %70'den %1'e çekmişiz ki bu dünyada kabul gören bir rakam değil aslında. Böyle bir şey olmaz derler. Yani bir alanda %70 problem var. Siz bunu çalışmışsınız, bu problemi 13 senede %1'e düşürmüşsünüz. Bu dünyada çok görülen bir rakam değildir. Ama elhamdülillah. Şu an genelde tabii işsizlikle ilgili sıkıntı var. Yine hastaneyle ilgili sorun var. İnşallah onu hemen gidereceğiz. Tabii işsizlikle ilgili de işte Allah nasip ederse inşallah şu anda bizim yollarla ilgili, sağlıkla ilgili, hastane yaptıktan sonra ve diğer alanlarla ilgili çok fazla problemimiz yok. Yani artık Bitlis 2002'deki Bitlis değil. Çok şey değişti. Bizim şu anda en acil üzerinde duracağımız konu istihdam. Gençlerimizi iş sahibi yapmak. Allah nasip ederse biz, tabi bu da güçle ilgili. Burada sadece bizimle olmaz. Ben milletvekili değilken benim Bitlis'te olduğum 3 dönemde biz hiç tek milletvekiline düşmedik. Hep ilk başta 3 milletvekiliydik, sayımız bir azaldığı zaman hep 2 milletvekili olduk. Hiçbir zaman Bitlis'te azınlığa düşmedik. Yani bir milletvekilinin burada yapacağı çok fazla da bir şey yok açıkçası. Ne kadar sayınız çoğalırsa o kadar hitap ediyoruz. Yani bu güçle alakalı, yani siyasetçinin gücü. Siyasetiniz yani. Siyasetçinin gücü.